Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Evet, bugün farklı ama bir o kadar da ilginç bir konuyla karşınızdayız. İnsanları farklı kılan en önemli özellik duygu ve düşüncelerinin diğer canlılara oranla daha gelişmiş olmasıdır. Bu farklılığın oluşmasındaki en önemli etken olan insan beyninin gizemi ise her dönem merak konusu olmuştur. Herkesin aklına şu soru en az bir kere gelmiştir. Duygu ve düşüncelerimiz nasıl oluşuyor ya da kadın ve erkek beyni arasında fark var mıdır diye. Şiddet eğilimli insanların beyninde bir sorun mu bulunuyor? Hani derler ya, her şey beyinde başlar. Gerçekten de beynimizi kontrol ederek bazı kötü alışkanlıklarımızdan kurtulup hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte bu ve bunun gibi merak edilen birçok soruyu bugün Görünmeyen Beyin kitabının yazarı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ile konuşacağız. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ebru Hanım. Evet, gerçekten konuşulacak çok şey var. Merak ettiğimizde çok şey var ama dilerseniz şöyle başlayalım. Beyinle ilgili olarak neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz, neredeyiz? Evet, güzel soru. Bildiğimiz şeyler var kuşkusuz ama bilmediğimiz şeyler de çok. Zaten bilmediklerimiz çok olduğu için de beyin bu kadar çok ilgi çekiyor. Kabaca genel anlamda herkesin anlayacağı şekilde bildiklerimiz işte... Beyinde nöron denilen özellikle sinir hücreleri keşfedildi. Bunların keşfi de o kadar çok eski değil. Yeni sayılır. 1900'lerin başları. Yani 20. yüzyılın başlarında nöron dediğimiz beyin sinir hücrelerini biz keşfettik. Daha sonra bu sinir hücrelerinin içerisinde çeşitli kimyasalların bulunduğunu, daha sonra bu sinir hücrelerinin birbirleriyle çeşitli bağlantılar kurduğunu, daha sonra bu bağlantıların sabit değil, esnek olduğunu, yani beyninizde nöronlar birbirleriyle, o hücreler birbirleriyle bir iletişim kuruyorlar, bir bağlantı kuruyorlar. Ancak daha sonra bu bağlantıyı sadeleştirebiliyorlar, daha çok geliştirebiliyorlar, ihtiyaca göre farklı bağlantılar kurabiliyorlar ki işte bu bağlantı noktalarına sinaps adını veriyoruz. İnsan doğumundan itibaren anne karnında beynin gelişimi başlıyor. Doğumundan itibaren 25 yaşına kadar aslında beynin gelişimi devam edebiliyor. 20'li yaşların başlarına kadar devam edebiliyor. Beyin böyle doğdu, işte gelişmiş bir beyinle insan doğduğu anda ortaya çıkmıyor. Bu gelişmeye devam ediyor. Yalnız ilginç olan şey şu, beyindeki sinir hücrelerinin yani nöronların oluşturduğu bağlantılar çocuklukta çok fazla. 2 yaş civarında falan bir sadeleştirmeye gidiyor beyin bu sinapslarda. Kendi kendine bir sadeleştirme yapıyor ki buna tıp dilinde budanma adı veriliyor. Daha sonra ikinci büyük budanma da ergenlik döneminde geliyor. Ergenlik döneminde de başka bir budanma oluyor ve beyin tam olarak işte fonksiyonlarını bugünkü bilgilerimize göre yapmaya başlıyor. Peki bu budanmaların anlamı ne? Özellikle ergenlikteki budanmanın anlamı ne? Beynin bir ön lobu var, alın lobu. Tam alnımızın karşısındaki bölge Ebru Hanım orası. Ve alnımıza denk gelen kemik kısmı da beynin oldukça kalındır. Orası son derece değerli bir bölge. O yüzden de kafatasının içinde ya beyin, bir koruma alanı içinde. O ön alın bölgesi çok daha iyi korunuyor. Bunun nedeni şu, frontal korteks dediğimiz, ön alın lobu dediğimiz beyin bölgesi bizim iradi faaliyetlerimizle ilgili, yani insanı insan yapan bir bölge burası ve diğer bütün memelilerden ayıran bir bölge. Bir içeride limbik sistem dediğimiz bir bölge var. Bu limbik sistemde çeşitli oluşumlar var. Duymuştur izleyicilerimiz. Hipokampus ismini mesela deniz atından gelir hipokampus. Orası hafızanın, belleğin bulunduğu bir yerdir. Böyle bir merkez olarak görülür. Onun bir komşuluğunda amigdala dediğimiz bir çekirdek vardır. Amigdala öfkenin merkezi olarak, anksiyetenin, korkunun merkezi olarak bilinir. Tabii tek başına bu işleri yapmaz onlar. Başka işler de yaparlar birbirleriyle, nöronlar aracılığıyla iletişim kurarak ama aslen budur. Talamus diye bir yeri vardır beynin. Filtrasyon ve realizasyon bölgesidir. Ne demek istiyorum? Dışarıdan bir sürü girdi gelir beyne ve bu dışarıdan gelen uyarıların bir kısmını da süzer. Mesela biz şu anda bu stüdyoda otururken siz farkında değildiniz. Bir susalım. Çeşitli cihazların çalışma seslerini şu anda fark ettiniz ben söylediğim zaman. Demin farkında bile değildiniz çünkü bunu beyniniz filtreliyordu ve bana odaklanmanız gerekiyordu. Bu filtrasyon mekanizmasının dışında talamus bir de realize eder. Mesela siz bana dikkatle bakıyorsunuz, ben şöyle düşünüyorum, sunucu çok dikkatli dinliyor, kopmadı, benden açıklamalar bekliyor ve merakla da beni dinliyor, bu doğrusu. Ancak doğru olmayan realizasyonlar da var. Birine dikkatle baktığınızda daha dürtüsel davranabilir mesela. Sizin kendisi hakkında bir takım planlar yapmakta olduğunuzu düşünebilir. Sağlıksız bir şekilde ne bileyim kendisiyle aşırı ilgilendiğini düşünebilir ya da kendisine bir takım komplolar düzenlemek üzere bu bakışları yönelttiğini düşünebilir. Mesela şizofreni hastalığında böyle oluyor örneğin. Yani beynin filtrasyon ve realizasyon mekanizması talamus üzerinden bozuluyor. Tabii birçok başka beyin bölgeleri de işin içine giriyor ama işin aslı budur. O yüzden de şizofreni hastaları filtre edemediği için belki kafalarının içinde sesler duyuyorlar. Artı doğru realize etmediği için annesinin ısrarla yemek yedemesini annem beni zehirleyecek gibi algılayabiliyor veya kafasındaki sesler onu farklı yönlere yönlendirebiliyor. Bu bölümü şöyle bitirebilirim bu sorunuzu. Bir budanmadan bahsettik çocukluk döneminde. Bu budanmaların sağlıklı olması çok önemli. Budanmalar sağlıksız olursa ilginç bir şekilde bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela otizm ilk 2 yaş civarında, 2 yaştan itibaren ortaya çıkan, diğer yaşlarda yaşımız ilerledikçe karşımıza çıkmayan bir hastalık. Otizm nedense hep çocuklukta görülüyor. Eğer siz ergenliğe kadar otizm olmamışsanız ondan sonra otizm olmuyorsunuz zaten. 2. budanma döneminin hastalığı şizofrenidir mesela. Şizofreni ergenlik döneminde en çok tanısı konulan bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe şizofreni olma riskiniz azalıyor. Bir 3. hastalıktan bahsedebiliriz. Yaşımız ilerledikçe riski artan Alzheimer. Evet. Yaş ilerledikçe de Alzheimer çıkıyor ortaya. Bana ilk sorunuz şuydu, beyinle ilgili neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz? Ben aslında bir ilaç alanının uzmanıyım, bir farmakoloji uzmanıyım ve ilaç üzerinden düşünerek baktığım zaman, tabii başka bilinmeyen şeyler de var, onlara da kısaca düşünürüz, girişiriz, onlara da konuşuruz ama otizmin, şizofreninin ve Alzheimer'ın radikal bir tedavisine sahip değiliz mesela şu anda. Bu çok ciddi bir sorun. Yani Alzheimer'lı hastalar ciddi bir sorun. Hem bakıma muhtaç hale düşüyorlar, hem ekonomik anlamda hem içinde yaşadıkları aileye yük olma anlamında çok önemli. İlaçla veya başka bir yöntemle tedavisi mümkün değil. Bir kere çok ilerlemiş durumda gibi gözüküyoruz. Ne bileyim Mars'ta su arıyoruz falan, çok büyük teknolojik gelişmeler oldu dünyada. Biz kendi noktamızdan baktığımız zaman büyük gelişmeler olduğunu düşünüyoruz ama aslında daha keşfedeceğimiz çok şey var, alacağımız çok yol var. Limbik sistem duygu ve dürtülerin yeridir beynimizde. Sürekli duygularımız ve dürtülerimiz vardır içimizde. Gezme dürtüsü, sosyal ilişkiler kurma ve beynimizde bir haz ve keyif merkezi de vardır gene limbik sistemin içinde. Haz odaklıyızdır biz, konformist yaratıklarız insanlar olarak, homo sapiensler olarak. Ne bileyim işte alışveriş yaparken de o bölgemiz uyarılır ve alışveriş bir hazza dönüşebilir. Oradan bir alışveriş bağımlılığı çıkar. O bölgeyi çok uyaran bir takım maddeler vardır. Çeşitli bağımlılık yapan maddelerdir bunlar. Esrar gibi, kokain gibi, nikotin gibi. Bunlar da bağımlılık. Yaşadığımız bütün bağımlılıkları da aslında beynimiz yapıyor değil mi? Evet, merkezi beyin. Tabii buradan gelen dürtüler, limbik sistemden gelen dürtüler her aklımıza eseni yapmamamız lazım. Nereye gider? Yukarıya doğru gider. Yukarıda alın lobunda, frontal kortekste, dorsolateral kısmı dediğimiz yan kısmı bunun, ön yan kısmı özellikle iradi faaliyetleri düzenler. Yani yapıp yapmama kararını veririz. Ne bileyim önünüzde bir kaymaklı ekmek kadayıfı var. İnanılmaz cazip bir yiyecektir mesela. Ben çok severim ama uzun zamandır yemiyorum. Şimdi bu kaymaklı ekmek kadayıfını gördüğünüz andan itibaren dışarıdan gelen dürtü limbik sistem üzerinden bunu yemenizi öğütler size. Yani bu iyi bir şey. Bunu yediğin zaman haz alacaksın. Ne bileyim dışarı çıkmışsınız akşam üzeri Boğaz'da ama bir iş görüşmeniz var. Kapısı açık bir restoranın önünden geçiyorsunuz, bir boğaz manzarası, rakı ve balık var ve dışarıya güzel ızgara kokuları geliyor falan, gidip bir rakı balık muhabbeti yapmak istersiniz. İşte bunlar hep limbik sistemden gelen dürtüler. Ancak bunun bir davranışa yansıması var. Yani bu dürtü, bu uyarı oradan geldi. Ama bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Yani kaymaklı ekmek kadayıfını yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Ya da iş görüşmem var ama gideyim şu rakı balık işine takılayım mı? Şimdi bu kararı veren de frontal kısım, ön alın lobu. O diyor ki size bunun kalorisi çok yüksek. Senin yaşında yersen bunu metabolize etmen zor olabilir. O yüzden de vazgeçebiliyorsunuz. Veya İş görüşmeniz daha dominant oluyor, işinize gidebiliyorsunuz. Ne zaman daha limbik yaşıyorsunuz, o zaman başınızın derde girme ihtimali yüksek. Çünkü çok dürtülerinizle hareket ediyorsunuz. Ama ne zaman çok frontal yaşıyorsunuz, yani frontal dominant bir yaşam sürüyorsunuz, o zaman da keşkelerinizin çok olma ihtimali kuvvetli. Hayat bir kortikolimbik tahterevalli anlayacağınız. Yani limbik sistem dürtüyor, kortikal sistem yapıp yapmamaya karar veriyor. Sistemden çekiyoruz. Evet, limbik odaklıyız. Ve çocukların daha dürtüsel olmasının nedeni, demin konuşmamın başında söyledim ya, frontal korteksleri çok gelişmemiştir. O yüzden çocuklar aklına eseni yapar. Ergenlerde biraz tabii büyümüştür ergenler ve çocuk gibi davranamazlar, onlara daha dürtüseldirler. Mesela bağımlılıkların en çok ergenlikte ilk test edilmesi, bağımlılık yapan maddelerin ve bağımlılıkların en çok ergenlik döneminde başlaması ve görülmesinin altında ergenlerin irade sisteminin henüz gelişimini tam olarak tamamlamaması yatar. O yüzden de buradan hareketle dünyada reşit olma yaşı tartışılır. Nörohukuk diye bir kavram gelişmiştir. Bu kavram çerçevesinde şimdi biz 18 kabul ediyoruz ya reşit olmayı. Bu aslında 18 değil. Gençler bana kızıyorlar bunu söylediğim ama 18 yaşındaki bir gencin hala çünkü kortikal sistemi gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Ama eğitimle şeyi kapatabiliriz. Aradaki peki, farkı kapatabiliriz. Normal yani size göre kaçtır ergenliğin yaşı, reşit olmanın yaşı? Şimdi bana göre demeyeyim de bilimcilerin yani ortaya koyduğu bir takım verileri dikkate alan bazı Amerikan eyaletleri ve bazı Avrupa ülkeleri oldu. Örneğin bu ülkelerde gençlere serbestçe sigara ve alkol satılma yaşı 18'den 21'e çekildi. Bu kadar söyleyeyim. Ama bazı daha dürtüsel insanlar vardır. Onlar da 25 yaşa kadar devam edebiliyor bu dürtüsellik. Aslında ergenlik sadece böyle hormonların değişimi, cinsiyetin ortaya çıkması değil. Gencin bir frontal lobunda iradi faaliyetleriyle ilgili bölgesindeki gelişme tam tamamlanmamış, o yüzden dürtüsel. Bir de genç bir sadeleştirme yaşıyor beyninde. Bu bağlantı kuran sinapsları budanıyor. Yani kafasının içinde fırtınalar koptuğu bir dönem. Onun biyolojik anlamda daha agresif, daha kendini ispatlama çabası içinde ve daha aceleci kararlar vermesinin altında bunlar yatıyor aslında. Evet. Peki hocam şey dediniz, 25 yaşına kadar işte beyin gelişiyor. Bazı insanlarda. 25 yaşından sonra ne oluyor? 25 yaşından sonra artık olgun bir erişkin olduğumuzu kabul ediyoruz. Eğer sağlıklıysak daha dengeliyiz, daha deneyimliyiz. Tabii yaş ilerledikçe insan çevresel faktörlerle deneyimlerini de artırıyor. Deneyimler de çok önemli. Çevreden gelen deneyimleri kaydediyoruz bir bilgi olarak beynimizde. Neyin zararlı, neyin zararsız olduğu konusunda yaşadığımız deneyimlere dayanarak önemli stratejiler geliştiriyoruz. İnsan dediğimiz yaratık böyle bir şey. Aynı zamanda biriktirir, koyar, kafasında değerlendirir ve geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak çeşitli stratejiler geliştirir geleceğe yönelik. Hem iradi faaliyetleri daha kuvvetli. Yani 25 yaşındaki bir gencin 17 yaşındaki ve 18 yaşındaki bir gence göre kavga etmesi, mesela birisiyle kavga etmesi biraz daha uzak ihtimaldir. Evet. Daha olgunlaşmıştır. Ne bileyim 25 yaşındaki bir gencin bağımlılık yapabileceği riski taşıyan bilmediği bir maddeye hayır deme ihtimali daha yüksektir öbüründen. Sorumluluk duygusu daha fazladır. Evet. Bu kız için de erkek için de öyle. Peki o zaman cinsiyetler üzerinden gidecek olursak kadın beyni ve erkek beyni birbirinden farklı çalışıyor diyebilir miyiz? Evet, nöroseksizm diye bir konu bu. Yani kadınların beyniyle erkeklerin beyni farklı gibi bir mevzu ortaya çıktı. Bu Türkiye'de de çok tartışıldı, Batı'da da çok tartışıldı. Şöyle girelim bu işe. Kadın beyniyle erkek beyni arasında aslında ağırlık olarak bir farklılık var. Yani 100-150 gram kadar kadınların beyni erkeklerden daha hafif. Ortalamayı söylüyorum. Yani tüm dünyadaki insan ortalaması üzerinden. Ama kadınların ortalama olarak fiziki yapıları erkeğe göre daha estetik, daha minyon. Yani kadının karaciğeri veya kalbi de ortalamada erkekten daha küçük. Ama şöyle bir şey olmuş dünyada. Bakın, 150 gram daha az diye daha az çalışıyor anlamına gelmiyor herhalde, değil mi? Efendim, ama bunu birisi iddia etmiş. Kim iddia etmiş biliyor musunuz? Paul Broca. Paul Broca kim? Bir Fransız bilim adamı. Çok çok önemli bir kişi. Demiş ki kadınların beyni daha hafif erkeklere göre. O yüzden erkekler kadınlardan daha dominant, daha zeki, daha hakim olaylara gibi bir şey söylemiş. Paul Broca, Broca alanı dediğimiz beynin konuşma bölgesi var. Beynin konuşma bölgesini keşfeden ve bilim tarihine ismini altın harflerle yazdıran birisi. Ama böyle bir gaf yapmış. Bu tarz bilimsel gaflar yapılıyor, çok yapılabiliyor. Bu konuda yapılması iyiymiş ama. Ama buna şimdi şey de çok ilginç bir yerden gelmiş. Yani Broca böyle bir iddiada bulununca bunu en çok destekleyenler maalesef Darwin'ciler olmuş mesela. Böyle bir ilginç başlangıcı var bu işin. Ama sonradan tabii bakıldıkça ve çalışmalar ilerledikçe bu tabii ki hani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, önce merakla bakıyorsunuz. Kadın beyniyle erkek beyni zeka kapasitesi, kavrama kabiliyeti, ne bileyim işte beyni kullanarak strateji geliştirme becerisi bakımından hiçbir farklılık arz etmiyor bir kere. Her ikisi de aynı. Ama kadına ve erkeğe özgül bir takım davranışlar var. Ama Paul Broca yanılgısı ispatlanıyor, tersi. Hayır, kadınların kalbi ne kadar küçükse beyni de o kadar küçük ve küçüklüğüyle büyüklüğü bunun fark etmiyor. İşlevsellik olarak kadın beyniyle erkek beyni arasında bir fark yok deniyor. Bunda bir uzlaşma sağlanıyor. Ama birkaç örnek vereceğim. Vaktimiz zaten kısıtlı, çok fazla örnek veremem ama Leonard Sachs diye de birisi var Amerika'da, bir psikiyatrist. MIT'den mezun olmuş, oldukça da kült birisi, sözü çok dinlenen birisi. O bir takım çalışmalar yapıyor ve yaptığı çalışmaların sonucunda diyor ki kız çocuklarla erkek çocukların öğrenme şekilleri, formları farklı. Evet, böyle bir şey söyleyebilir bir bilim insanı ama bunun üzerine de evangelistler atlıyor. Hani kızla erkeği ayıracaklar ya, kız okulları, erkek okulları. Kızlarla erkekler ayrılsın o zaman diyorlar. Yani ayrı ayrı eğitimler verelim biz bunlara diyorlar. Bir ara işte bizde de bu gündeme geldi. İşte kadın farklı, erkek farklı, beyin kapasiteleri falan gibi. Böyle bir şey söz konusu mu peki? Hayır, değil. Leonard Sachs yapmış olduğu çalışmalarda belli bir popülasyonu kullanmış. O popülasyon genişletildiğinde ve bu çalışmalar bir süreklilik kazandığında bu verilerin tekrarlanmadığı görülmüş. Yani kızlar ve erkekler farklı gruplarda eğitim aldıklarında daha başarılı olmuyorlar. Aksine kız erkek karmaşık eğitim içerisinde kadının erkeği, erkeğin de kadını anlaması mevzusu da daha da kolaylaşıyor böyle bir çevrede etkileşim içerisinde bulunduklarında. İkinci büyük falso bu. Bunu da elimine etmiş durumda bilim. Üçüncüsü de şeyde geliyor. Geschwind diye birisi var. Norman Geschwind testosteron etkisi diye bir şey ortaya atıyor. Şimdi anne karnında bebek gelişiyor. Kız bebek ya da oğlan bebek olacak. Hı hı. Erkek bebek olduğunda, erkek bebek şekillenmeye başladığında tabii ki bol miktarda bir testosteron salgısı oluyor. Kız bebekte testosteron salgısı olmuyor. Şimdi Geschwind yaptığı çalışmalarda çocukların işte kafa çevrelerini ölçüp beyinlerine bakmış, beyin büyüklüklerine. Demiş ki erkekler kızlara göre biraz daha küçük bir beyinle dünyaya geliyorlar. Yani Paul Broca'nın söylediğinin biraz tersi oluyor bu. Hı hı. Kızlar hayata 1-0 önde başlıyorlar gibi bir şey bu. Yani daha donanımlı oluyorlar. Hani şöyle de bir şey vardır. Kızlar çabuk olgunlaşır. Kız çocuklar daha ılımlıdır, daha laf dinlerler filan gibi bir yaklaşım da vardır. Erkeklere göre hayatta daha çabuk olgunlaşır. Evet, öyle doğru. Daha çabuk olgunlaşır falan diyorlar. Ama bu biraz abartı götürüyor. Deniliyor ki kadın beyni, yani başlangıçta, hayatın başlangıcında doğumu izleyen dönemde kadınlar 1-0 ya da 2-0 önde başlıyor hayata. Bunun da böyle olmadığı anlaşılıyor sonra. Hep bunlar böyle dar çalışmalar. Bakın buradan bir mesaj da vermek isterim ben izleyicilerimize. Bilim harika bir şeydir. Biz bilim sayesinde her şeyi anlıyoruz. Ama tek başına bir makale, tek başına çok ünlü bir bilimcinin bir sözü yerleşik olmadan, yani tüm insanlara genellenemeden bir anlam ifade etmeyebilir. Yani bizim birçok teorimizi terk etmek zorunda kaldık. Birçok kullandığımız yöntem yerine çok daha iyilerini koyduk. Bu bilimin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bilim insanları bilimsel verilerini halkla tartışırken daha anlaşılır, daha iddiasız, daha ayakları yere basan bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Ve asla şunu yapmamaları gerekiyor. Kongrelerde yapacakları tartışmaları medya önünde yapmamaları gerekiyor. Ama medyanın da spekülatif haber ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda bu işler işte böyle patlıyor. Yanlış şehir efsaneleri ortaya maalesef çıkıyor. Son noktada şu geldiğimiz yer. Nature diye bir dergi var. Çok ünlü bir bilim dergisidir. Bu, onun adını o yüzden zikrediyorum. Bir de New Scientist isimli popüler bir bilim dergisi var. Her ikisi de çok ciddi dergilerdir. Bu yılın Şubat sonu ve Mart başında peş peşe 2 ayrı makale yayınlandı bu dergilerde, detaylı inceleme sonuçlarına dayanan. Diyor ki her iki makalede kadın beyni, erkek beyni diye farklı bir şey yok. Yani her iki beyin de aynı. Bir takım anatomik farklılıklar var. Evet, sağ beyin, sol beyin var. Hani baktığımız zaman bizim beynimiz 2 yarı küredir. Hı hı. Hemisfer derler ona. Sağ ve sol beyin var ikimizde. Korpus kallozum denilen yoğun bağlantılarla birbirine bağlanır bu 2 beyin. İşte bazıları derler ki bu geçişler kadınlarda çok daha yoğun, o yüzden kadınlar daha stratejiktir vesaire. Şimdi bunlar da çok net genellemesi yapılamayan şeyler. Yalnız hormonlar var, cinsel kimlik var. Erkek cinsel kimliği var, kadın cinsel kimliği var. Erkek hormonları var, kadın hormonları var. Ve bu hormonların ve kimliğin çevreden gelen kültürle birlikte yönettiği, ortaya çıkarttığı bir profil var. Bir kadın profili var, bir erkek profili var. Bunun evrimsel süreçten gelen bir takım izleri ve kalıntıları da var. Hı hı. Ne bileyim, erkek dışarı çıkıp avlanmak zorundadır. Kadın ava çıkmaz. Ha, kadın ava çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Erkek savaşır, kadın savaşmaz. Peki kadın savaşçılar yok mudur? Vardır. Buradan şuna geleceğim. Aslında her kadının kafasının içinde bir erkek var. Her erkeğin kafasının içinde de bir kadın var aslında. Ne demek istiyorum? Sağ beyin, sol beyin. Hocam kısacık bir virgül koyalım. Olur. Reklama gitmek zorundayız. Gidelim. Döndüğümüzde buradan devam ederiz. Peki.